Bu videoya kadar geldiyseniz eğer arkadaşlar, basınç hacim döngüsü terimini duymaktan bıkmış olabileceğinizi düşünüyorum. Ben bile zaman zaman söylemekten bıktım desem yalan olmaz ama yine de çok önemli bir kavram arkadaşlar. Son derece faydalı kavramlar. O yüzden bence sıkılmadan tekrar etmeniz çok önemli. Hatta size bu döngülerle ilgili ben şimdi bir şeylerden daha yeni bir şeylerden daha bahsetmek istiyorum. Evet, bu döngülerden ne öğrenebileceksek öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar hayati önemi haiz konular. Hemen bir tane grafik çizelim. Bu eksene birimi milimetre cıva cinsinden basıncı koyuyorum. Bu eksende de mililitre cinsinden hacim olacak. Her zaman kullandığımız birimleri bir kere daha kullanacağız. Bunları daha önceki videolardan hatırlıyorsunuz zaten. 100 50, 125. Bunlar her zaman kullandığımız değerlerdi. Bu eksene de 0, 100, 50 ve 120'yi koyalım. Basıncın düşük, hacmin ise çok yüksek olduğu bir noktadan başlamak istiyorum. Bu noktayı aynı zamanda diastol sonu olarak da adlandırmıştık. Sol karıncık kanla doluydu. Hatırlıyorsunuz bunu değil mi? Bu yüzden basınç daha az az artmaya başlıyordu. Basınç artsın ve bizi bu noktaya getirsin. Sonra da kan aorta ilerlemeye başlasın. Kan aorta geçtiğinde basınç yüksekti. Basınç bu noktadan sonra da artmaya devam edecek. Kan aorta geçtiğinden hacim de düşecek. Sol karıncıktaki kan aorta ilerlemeye başlayacak. Kalan kan yaklaşık olarak 50 mililitre olsun, tamam mı? Sonra da gevşeme başlayacak. Evet, sol karıncık gevşedikçe basınç da bu noktaya kadar gerileyecek. Basınç düşmeye devam ederken sol karıncağa bir miktar kan girişi olacak. Basınç düşecek ama hacim artacak ve bizi döngünün başlangıç noktasına getirene kadar da artmaya devam edecek. Basınç hacim döngüsü buydu ve şimdi bu döngü üzerindeki belirli bir noktaya odaklanmak istiyorum. İşte burası. Bu sistol sonunu belirleyen nokta. Sistol sonu buradaydı ve sonra da kas hücreleri gevşemeye başlıyordu. Buraya hemen bir tanesini çiziyorum. Kas hücresi olduğunun anlaşılması için şeklini de böyle yapalım. Hücre kasılmış durumda olduğundan aktin ve miyozinler bu şekilde üst üste gelmiş olacaklar. Evet, sistol sonunda da zaten buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşmayı bekleriz hücre içinde neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmemiz için bu şekilde çiziyorum ama gerçekte bir hücrenin birden fazla sarkomeri olduğunu yani sadece bir tane olmadığını biliyoruz bunu unutmayın buraya çizdiğim hücrenin sadece e, bu hücrede yani buraya çizdiğim hücrede burada sadece bir tane sarkomer var ama bu tam olarak doğru değil anlaştık mı bunu unutmayın önemli olan aktin ve miyozinin bu şekilde üst üste gelmiş olduklarını anlamanız Evet, bu kırmızı çizgiler bir kalp hücresinde bulunan en önemli proteinleri simgeliyor. Kalp hücrelerimiz kırmızı proteinlerle dolu ve kasılmış durumdalar. Kalp hücreleri zaten bir gevşerler, bir kasılırlar öyle değil mi? Sistol sonunda ise grafik üzerinde turuncu okla işaretlediğim noktadan bahsediyorum yani. Kalp kası hücreleri tamamen kasılmış durumdadırlar. Bunu da buraya not edeyim. Kasılmış. Evet. Peki şimdi ne olacak? Başka bir deyişle, kas hücrelerinin şu an neyin olmasını beklediklerini ya da umduklarını söyleyebilir misiniz? Hücreler içlerindeki kalsiyumdan kurtulup gevşemek istiyorlar. Evet, şu anda içleri kalsiyumla dolu ve kalsiyumun dışarı çıkarak gevşemelerini sağlamasını bekliyorlar. Kalsiyumu beyaz bir daire olarak çiziyorum. İçini de biraz beyaza boyayayım. Tamam, Hücre içinin kalsiyumla dolu olduğunu göstermek için içeriye biraz daha kalsiyum çizeyim. Şimdi kalp hücrelerinin gevşemelerine izin vermeden önce farklı bir şey denem denemek istiyorum. Farklı bir deney yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda da sanırım buna hile demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet bu defa da bu hücrelerin gevşemesine izin vermeyeceğim. Yapacağım bu olacak. Hücreleri kalsiyumla dolduracağım ve bu sayede gevşemelerine izin vermemiş olacağım. Kalsiyumla dolduralım. Hücrenin bu kadar kalsiyumdan kurtulmasına olanak olmadığından gevşeyemeyecek ve kasılı bir şekilde kalmaya devam edecek. Hücreyi bir şekilde kalsiyumla yükleyip gevşemesine izin vermiyoruz, tamam mı? Ve işin püf noktası da bu. Hilemizin bir parçası olarak kalp hücresinin gevşemesine izin vermediğimizden grafiğin bu kısmı da artık gerçek olmuyor. Burası da öyle. Hücreyi kasılı kalmaya zorladığımdan grafiğin bu kısmını tamamen silmem lazım. Kalp kanla doluydu öyle değil mi? Bunu da çiziyorum. İçi kanla dolu bir sol karıncığımız var. Kalbin diğer kısımlarını yani sol kulakçık ve aortu şimdilik görmezden gelelim tamam mı? Sol karıncık kanla dolu dediğim. Evet ağzına kadar kanla dolu. Ve şimdi de Elime bir enjektör ya da iğne alıp kalbin içine biraz daha kan eklemeyi ya da içeriden biraz kan boşaltmayı deneyeceğim. İsterseniz öncelikle biraz kan boşaltırsak ne olacağını görelim. Evet, kalpten biraz kan boşaltalım ve bakalım neler olacak. Bu şekilde çekersen biraz kan alabilirim. Sonuç olarak ne yapmış oldum arkadaşlar? Hacmi düşürdüm. Öyle değil mi? Evet, ne oldu? Hacim biraz azaldı hacim bu şekilde biraz azaldı. Peki hacmi azaltırsam ne olur? Doğru, basınç da düşmeye başlar. Basınç da düşüyor. Bir kere daha yaparsam, basınç biraz daha düşer. Bir kere daha. Hatta sol karıncıktaki tüm kanı boşaltırsam, basınç sıfır olur, öyle değil mi? Bu şekilde birkaç farklı nokta elde ettim. Bunları birleştireyim. Bir doğru elde ettiğimizi görüyorsunuz, değil mi? Kalpteki kan hacmini bu şekilde azaltarak bu doğruyu elde edebilirsiniz. Peki, bir de bunun tam tersini yaptığımızı, yani kalbe kan eklediğimizi düşünürsek ne olur? Kan eklemek fikri tabii ki de biraz garip ama bu noktada yeterli basıncı uygulayabilirseniz şişik bir balonu biraz daha fazla şişirebileceğinizi aklınıza getirin. Benzer şekilde yeterli basınç uygulandığında dolu olan sol karıncaya bile bir miktar kan daha ekleyebiliriz. Evet bunu yapmak mümkün ve şimdi biz de bunu yapmayı deneyeceğiz. Sol karıncaya biraz daha kan ekleyip hacmi arttıralım. Bunu yapınca basınç da artar öyle değil mi? Ve bunun sonucunda basıncın alttaki mavi eğrinin bile üzerine çıktığını görürüz. Bir kere daha yapalım ve kalbe biraz daha kan ekleyelim. Bakalım şimdi ne olacak? Tabii ki de basınç daha da artacak. Bu noktaları birleştirelim. Düzgün bir doğru daha daha iyi görebilmek için mavi eğriyi de tamamen sileceğim. İşte böyle. Böylelikle basınç ve hacim arasında düzgün bir ilişki elde ettik. Basınç ve hacim arasındaki bu ilişkiyi kalp kası hücreleri tamamen kasılı durumdayken elde ettik. Kalp hücreleri şu anda kalsiyum banyosu yapıyorlar. Kasılmış durumdalar ve gevşemelerine izin vermiyoruz. Bu durumda bu sistol sonu basınç hacim ilişkisi olarak da adlandırılabilir. Not ediyorum. Sistol sonu basınç hacim ilişkisi. Bunun da tıp dilindeki kısaltması yine Türkçe ifadenin değil İngilizce ifadenin kısaltması arkadaşlar. Yani ESPVR. ESPVR. Bunun kalp hücreleri kasılı durumdayken elde edeceğimiz durum olduğunu da yine belirteyim. Biz kalp hücrelerini kalsiyumla doldurup bu durumu elde ettik. Bu durumda da hacim değişikliği olduğundan basınç da değişti. Ve bu doğru da bize basınçla hacim arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Son olarak size bir de elastanstan bahsedeyim. Yani hacim ve basınç arasındaki ilişkiden. Basınçtaki değişimi hacimdeki değişime böldüğümüzde elastansı buluyorduk ve eğer dikkat ederseniz bunun doğrunun eğimi olduğunu da göreceksiniz düzgün bir eğri çizmek istedim. Kısacası bu noktalar arasında doğrusal bir ilişki olduğunu düşünün, tamam mı? Eğim elastansı yani esnekliği verir demiştim. Basınç hacim döngüsü ESPVR üzerine düştüğünde bu doğrunun E0 olarak adlandırıldığını da görebilirsiniz. Evet, E0 sistol sonu ortaya çıkan doğrunun eğimidir arkadaşlar.